Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 17 asit baz dengeleri ek konularla devam ediyorum. 5. videomuz. Bugün sizlere zayıf bir asidin kuvvetli bir baz ile titrasyonundan bahsedeceğim. Bunu hemen bir örnek üzerinde görelim. 25 ml 0-100 molar asetik asidin 0-100 molar sodyum hidroksit ile titrasyonu sırasında aşağıdaki durumlarda pH'ları hesaplayınız. Şimdi zayıf asitimiz asetik asit 25 mililitre ve 0-100 molar bunu e, kuvvetli baz olan sodyum hidroksitle titre edeceğiz. E, yavaş yavaş sodyum hidroksit ekleyeceğiz ve bu sırada e, pH değişimlerini hesaplayacağız. A şıkkında sodyum hidroksit eklemeden önce ilk durumdaki pH'i soruyor bize. İlk durumda elimizde 25 mililitre 0-100 molar asetik asit var. Yani zayıf asidin pH'inin hesaplanması. Nasıl hesaplarız? Asetik asit sulu çözeltide iyonlaşacaktır. Zayıf asit suya proton verir. Kendisi asetat iyonuna dönüşür. Ve su proton alarak H3O artı hidronyum iyonuna dönüşecektir. Şimdi bu denge reaksiyonu zayıf bir asit olduğu için asetik asit. Asetik asidin Ka'sı bu soruda verilmeli 1,8 çarpı 10 eksi 5'tir. Şimdi bir denge reaksiyonu olduğu için başlangıç diyoruz. Başlangıçta 0-100 molar asetik asit bulunmakta. Henüz ürünler oluşmamıştır. Tepkime gerçekleşmemiştir. İlk başlangıçtaki an. Değişim dediğimizde bundan x kadar azalır. Ürünlerden de x kadar oluşur. Mol sayıları eşit olduğu için ve bu tepkime dengeye ulaştığında dengede 0.100 x molar asetik asit x molar asetat ve x molar hidronyum iyonu bulunacaktır. Şimdi KA asit iyonlaşma sabitini yazabiliriz. Ürünlerin derişimi asetat iyonu derişimi çarpı hidronyum iyonu derişimi böyle tepkenlerin derişimi de asetik asidin derişimidir. Ka'nın değeri bize verilmiş 1,8 çarpı 10 eksi 5 eşittir. Asetat iyonu derişimi x, hidronyum iyonu derişimi x bölü asetik asitin derişimi de 0,100 eksi x'tir. Buradaki x'i ihmal edersek, ihmal ederek bu denklemi çözersek x eşittir. H3O artı iyonları derişimi o da eşittir. 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar çıkar. Şimdi dengedeki h 3 artı iyonları derişimi bu çözeltinin bize pH'ı verecektir. pH eşittir. Eksi logaritma dengedeki h 3 artı iyonları derişimi. Yani eksi logaritma 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan da bu çözeltinin pH'ını 2,89 olarak buluruz. 25 mililitre 100 molar asetik asidin pH'ı 2,89'dur. Şimdi sırasıyla buna bu asidi erlenimizde bu zayıf asitten var. Büretten üzerine damla damla azar azar sodyum hidroksit yani kuvvetli bir baz ekliyoruz. İlk başta ne kadar ekliyoruz? B şıkkında 10 mililitre 0,1 molar sodyum hidroksit eklersek pH nasıl değişir? Şimdi bunu hesaplayalım. 10 mililitre 0,1 molar sodyum hidroksit ekleyeceğiz. Sodyum hidroksit yani kaç mol eklemiş olacağız? Hacimle 10 mililitre ile molariteyi 0,1 moleri çarparsak sodyum hidroksitin eklenen sodyum hidroksitin mol sayısını bulmuş oluruz. Mililitre cinsinden olursa bu bulacağımız mol sayısı da milimol cinsinden olacaktır. 1 milimol sodyum hidroksit ekliyoruz. Neyin üzerine asetik asidin H2H3O2 asetik asit ne kadar? 25 mililitre ve 0-100 molar. Asetik asidin de hacmini ve molaritesini çarparsak mol sayısını buluruz. Mililitre olduğu için hacim mol sayısını milimol cinsinden 2,50 milimol olarak buluruz. Şimdi asetik asit var çözeltimiz asetik asit çözeltisi. Bunun üzerine kuvvetli baz olan sodyum hidroksit ekliyoruz. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz, suda sodyum ve hidroksit şeklinde iyonlarına ayrışacak. Ve kuvvetli bazdaki bu OH iyonuyla bizim zayıf asitimiz tepkimeye girecek. O zaman tepkime zayıf asit ve kuvvetli baz arasında asit OH'a bir proton verir. Kendisi asetat iyonuna dönüşür. OH proton alınca H2O yani suya dönüşür. Tepkime bu. Şimdi burada başlangıç diyelim. Başlangıçta asetik asitten ne kadar var? 2,50 milimol. Ürünlerden ve OH'tan ilk başlangıçta yok. Ne ekliyoruz biz buna? Eklenen diyelim. Sodyum hidroksit ekliyoruz. Ne kadar? 1 milimol. 1 milimol OH eklediğimiz sodyum hidroksitten geliyor. Bu 1 milimol ise sodyum hidroksit. OH da 1 milimoldür. Çünkü mol sayıları eşit. Şimdi değişim meydana gelecek. Değişim dediğimizde az olan tükenecek. Yani az olan kadar harcanıp ürünlerden de o kadar oluşacak. Eksi 1 milimol OH eksi 1 milimol asetik asit ve artı 1 milimol de asetat iyonu meydana gelecek. Tepkime sonrası miktarlar dediğimizde 2,5 buçuk eksi buçuk milimol asetik asit var ortamda. OH tamamen harcanır ve sıfır olur neredeyse. Asetat iyonundan da 1 milimol 1 milimol bulunur tepkime sonrasında. Şimdi elimizde 1.5 mmol asetik asit ve 1 mmol asetat var. Yani zayıf asit ve onun konjuge bazı var. Bu ne demektir? Tampon çözelti demektir. Yani şu anda pH'ını hesaplayacağımız şey bir zayıf asit ve onun konjuge bazını içeren bir tampon çözeltinin pH'ini hesaplamak. Bunu hangi formülden hesaplayabiliriz kısaca, kolayca? Henderson hesaplamak eşitliğinden tampon çözeltinin pH'ini hesaplayabiliriz. Neydi bu formül? pH eşittir. pKa artı logaritma konjuge baz. Buradaki konjuge bazımız asetat iyonu. Konjuge bazın derişimi bölü zayıf asidin derişimi asetik asit. Zayıf asidimiz. Şimdi bize bu derişimler gerekiyor. PKA dedi, dediği de eksi logaritma KA yani asetik asidin KA'sının eksi logaritması yani eksi logaritma 1,8 10 üzeri eksi 5 PKA bu. Buradan bu çözeltinin pH'ına ulaşacağız. pH P eksi logaritma 1,8 10 üzeri eksi 5 4,74 eder. Artı logaritma şimdi buraya Asetat iyonunun derişimi. Burada mol sayısı var. Derişime çevirmek için hacme böleceğiz. Bu durumda şu anda çözeltinin hacmi ne kadardır? Şimdi e, gördüğünüz gibi 25 mililitre asit üzerine de 10 mililitre baz ekledik. 35 mililitre çözeltimiz var. Çözelti hacmi 35 mililitre bölü 35 mililitre bölü 35 mililitre diyoruz. Milimolü mililitreye bölersek zaten... Yine molarite cinsinden sonucu buluruz. 1 milimol bölü 35 mililitre 0,0286 molar yapar. 1,5 milimol bölü 35 mililitre de 0,0429 molar demektir. Şimdi 0,0286 bölü 0,0429'u yerine yazdığımızda bu çözeltinin pH'ını 4,56 olarak buluruz. Şimdi 4,56 olarak bulduk. Ee, buraya derişimleri yazarken şurada derişime çevirdik. Derişime çevirmeseydik de asit e, asetatın derişimi bölü asetik asitin derişimi. Yani derişim ne demek? Mol sayısı bölü hacim, mol sayısı bölü hacim. Hacimler aynı olduğu için birbirini götürecekti. Yani direkt mol sayılarını da buraya yazabilirdik. Evet bunu da bir not olarak söylemiş olayım. Şimdi o zaman B şıkkında yani 10 mililitre 0-100 molar sodyum hidroksit eklediğimizde çözeltinin pH'ını ne olarak bulduk? 4,56 olarak bulduk. Bu bizim B şıkkımızdı. Şimdi devam edelim sorumuzun C şıkkıyla. C şıkkında da 12,50 12, 12 mililitre 0-100 molar sodyum hidroksit eklendiğinde pH ne olur bize bunu soruyor. Şimdi eklenen sodyum hidroksitin mol sayısı yine mililitre ve molariteyi çarparsak hacim ve molariteyi çarparsak eklediğimiz sodyum hidroksitin mol sayısını bulmuş oluruz. 1,25 milimol sodyum hidroksit ekleniyor. Nereye? 25 mililitre 0 100 molar asetik aside. Asetik asit çözeltisine. Buradan da asetik asitin mol sayısını demin de bulmuştuk. 2,50 milimol olarak bulduk. H2H3O2'nin mol sayısı da bu. Şimdi o zaman yine tepkime asetik asit ve üzerine eklenen sodyum hidroksit arasında gerçekleşecek. Tepkimemizi yazalım. Asetik asit artı sodyum hidroksitten gelen OH iyonları ne oluşacak? bir proton verecek. Kendisi asetat iyonuna dönüşür. OH protonu alarak suya dönüşür. Tepkime bu şekilde. Şimdi başlangıç diyelim. Başlangıçta elimizde ne var? 2,5 milimol asetik asit. 2,50 milimol. Henüz bunlardan yok. Ne ekledik biz buna? Eklenen diyelim. Ne ekliyoruz? 1,25 milimol sodyum hidroksit ekliyoruz. Değişim gerçekleşiyor. Yani bu ikisi tepkimeye giriyor. Zayıf asit ve kuvvetli baz tepkimeye giriyor. Az olan kadar harcanacak 1,25 milimol OH eksi 1,25 milimol eşit şekilde harcandı. Çünkü ikisi de birer mol. Ürünlerden de bu da bir mol olduğu için 1,25 milimolde asetat iyonu ürünümüz oluştu. Tepkime sonrası miktarlar dediğimizde -1 2,5 1,25. 1,25 milimol asetik asit var ortamda. OH iyonları sıfır tükenir. Hemen hemen sıfır. Ve yine ortamda 1,25 milimol asetat iyonu bulunuyor. Şimdi baktığımızda elimizde yine bir zayıf asit Asitik asit ve onun konjüge bazı asetat iyonu var. Yine bir tampon çözelti var elimizde. Tampon çözeltinin pH'ını da henderson hasselbalch eşitliği ile hemen hesaplayabiliriz. Konjüge baz derişimi bölü zayıf asit derişimi henderson hasselbalch eşitliği. pH eşittir Şimdi bunların bize derişimleri gerekiyor. Fakat burada oranladığımızda hacim, hacim aynı olduğundan çözeltinin hacmi nedir? Onu bulalım o zaman burada. 12,50 ml sodyum hidroksit. 25 mililitrede ne katıyoruz ortama? Asetik asit. 25 artı 12,50'den 37,50 mililitre çözeltinin hacmidir. Çözeltimizin hacmi bu. Fakat burada bu mol sayılarını hacme bölerek moleriteyi çeviririz. Bu sefer moleriteyi çevirmeden yapacağım. Çünkü birbirini götürüyor hacimler. Bunu da görmüş olalım. PKA yine asetik asidin eksi logaritma 1,810 zeri eksi 5. Asetik asidin KA'sının eksi logaritması. Yani 4,74 eder. Asetat iyonu derişimi yani asetatın mol sayısı 1,25 milimol bölü hacim. Asetik asidin zayıf asidin mol sayısı molaritesi yani onun mol sayısı 1,25 milimol yine asetik asidin mol sayısı bölü çözelti hacmi 37,5 mililitre ikisinde de aynı. Şimdi burada hacimler birbirini götürüyor. 1,25 milimol, 1,25 milimol bu da aynı. Logaritma birden 0 buradan 0 gelir. O zaman bu çözeltinin pH'ı 4,74 olarak bulunur. Şimdi devam edelim C, D şıkkımızda. Bu da bizim C şıkkımızın cevabıydı. D şıkkıyla devam ediyoruz. D şıkkında 25 mililitre 0,1 molar baz eklenirse diyor. Şimdi sodyum hidroksitten 25 mililitre çarpı 0 100 molar eklenmekte. Hacim çarpı derişim eklenen sodyum hidroksitin mol sayısını verecek bize ve milimol cinsinden bulacağız. Hacim mililitre olduğu için yani 2,50 milimol sodyum hidroksit ekliyoruz. Asetik asitte ortamdaki asetik asitte 25 mililitre ve 0,100 molardı. O da 2,50 milimol. Evet bu durumda asit ve baz eşit miktarlarda ekleniyor. Yani ikisinin de fazlasının kalmadığı nokta. Bu nokta bizim eş değerlik noktamızdır. Tampon çözeltideki eş değerlik, pardon titrasyondaki titrasyondaki eş değerlik noktasıdır burası. Şimdi bakalım yine burada asitik asitle H 2 H3O2 ile sodyum hidroksitten gelen OH iyonları. Yani kuvvetli baz zayıf asitle tepkimeye girecek. Asetat C2H3O2 asetat iyonuna dönüşecek asetik asit bir proton vererek ve OH da suya dönüşecek proton alarak. Tepkimemiz yine bu. Başlangıçta ne var? Asetik asit 2,50 mmol asetik asit var. Bunlardan yok. Ne ekliyoruz? Eklenen Sodyum hidroksit kuvvetli baz yani OH iyonu ekliyoruz. O da 2,50 milimol. Şimdi değişim gerçekleşecek. Yani kuvvetli baz ve zayıf asit tepkimeye girecek. İkisi eşit zaten. O zaman ikisi de tamamen harcanacak. Eksi 2,50 milimol. Eksi 2,50 milimol. O zaman üründen de asetat iyonundan da 2,50 milimol oluşacak. Tepkime sonrası dediğimizde tepkime sonrası sıfır asetik asit 0 OH 0 yani bizim titre, titrasyonumuzdaki tepkenlerimiz zayıf asit ve kuvvetli baz tamamen harcandı. ikisinin de fazlasının kalmadığı noktamızdır burası. Yani buna eşdeğerlik noktası diyoruz. Şimdi biz bu D şıkkında eşdeğerlik noktasındaki pH'ı bulmuş olacağız. Şimdi ortamda ne var? Sadece 2,50 milimol asetat iyonu var. O zaman şimdi bizim sorumuz 2,50 milimol C2H3O2 asetat iyonunun pH'ı nedir? Soru buna dönüşmüş oldu. Çünkü bu noktada elimizde sadece 2,50 milimol asetat iyonu bulunmakta. Bunun pH'ını nasıl hesaplarız? Öncelikle e, molü moleriteye çevirelim. Bölü çözelti hacmi. Çözeltimiz kaç mililitre bu noktada? 25 mililitre baz, 25 mililitre asit, çözelti hacmi 50 mililitre. Çözeltimiz 50 mililitre. O zaman 50 mililitreye bölersek, asetat iyonlarının gelişimini ne olarak buluruz? 0,05 molar asetat iyonu. 0,05 molar asetat iyonunun iyonu bulunan çözeltinin pH'i nedir? Şimdi sorumuz bu olmuş oldu. Nasıl yaparız bunu? Asetat iyonu sulu ortamda değil mi? Çözeltimizde su var. su ortamdaki iyonlaşmasını yazacağız. Asetat iyonu zayıf bas sudan bir proton alarak asetik asite dönüşecek. Su proton verdiği için OH iyonlarına dönüşecek. Asetat iyonunun iyonlaşma dengesi budur. Şimdi başlangıçta ne var elimizde? 0,05 molar asetat iyonu var. Ürünler henüz oluşmamış durumda. Değişim dediğimizde değişim x kadar bundan azalacak. Ürünlerden de x kadar oluşacak ve tepkime dengeye ulaştığında 0,05 x molar asetat, x molar asetik asit ve x molar OH iyonu bulunur. Dengedeki OH iyonları değişimi yani x bize pH hesaplamamızı sağlayacak bizim. Şimdi asetat iyonunun bu iyonlaşması için KA'dan mı KB'den mi bahsedebilirim? Tabii ki KB'den bahsedeceğim. Bunu nereden anlıyorum? Ürün olarak OH oluşmasından, ayrıca C2H3O2'nin de bir baz olmasından bu tepkime için KB'yi bulmam gerektiğini, yazmam gerektiğini anlıyorum. Şimdi soruda bize asetik asidin Ka'sı verilmişti. 1,810 üzeri eksi 5. Asetat iyonu da asetik asidin konjüge bazı olduğundan Kb'sini bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Ka çarpı Kb eşittir KaSu su formülünü kullanarak. Buradan Kb'yi çekersem K su bölü Ka. Yani K su nedir? 1,0 çarpı 10 üzeri eksi 14 Böyle asetik asitin Ka'sı 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan asetat iyonu için Kb değerini 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak bulurum. Şimdi Kb'yi buldum. Ürünler bölü tepkenler yani x çarpı x, x bölü 0,05 eksi x, x şeklinde yazarım. Buradaki x'i ihmal ederek şu denklemi çözdüğümde x'i ihmal ederek çözdüğümde x eşittir OH iyonları derişimi dengedeki onun da değeri 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olarak bulunur. Buradan POH'a geçerim. Eksi logaritma OH demektir. POH. O zaman POH eşittir. Eksi logaritma 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan pOH 5,28 bulurum. pH artı pOH 14'tür. 14'ten çıkartırsam 5,25 28'i bu çözeltinin pH'ını 8,72 olarak bulurum. Evet böylece D şıkkında da 25 ml sodyum hidroksit kattığımızda ortamın pH'i ne olur? Bunu bulduk ve bunun eş değerlik noktası olduğunu burada gördük. Şimdi E şıkkımıza gelelim. Son şıkkımız E şıkkımız. E şıkkında da E şıkkında da 26 mililitre 0 100 molar sodyum hidroksit eklersen bu çözeltiye asetik aside pH ne olur? Şimdi eklenen sodyum hidroksitin yine mol sayısını bulalım. Hacim 26 mililitre çarpı 0-100 molar sodyum hidroksit. Yani 2,60 milimol sodyum hidroksit ekliyorum. Eklenen sodyum hidroksit. Nereye? Asetik aside. Asetik asit çözeltimize. O da 25 mililitre ve 0-100 molardı. Yani 2,50 milimol de asetik asit var. Aynı şekilde burada yine tepkimeye girecek olan nedir? asetik asitle OH kuvvetli bazdan gelen OH ve asetik asit tepkimeye girecek. Ve ne oluşacak? Ürün olarak proton verdiği c 2 h 3 o 2 asetat iyonu oluştu ve OH suya dönüştü proton alarak. Yine aynı şekilde başlangıç diyelim. Başlangıçta ne var elimizde? 2,50 2,50 milimol asetik asit var. Bunlardan henüz yok. Eklenen ne kadar ekliyoruz? Sodyum hidroksit ekliyoruz. 2,60 milimol. Sodyum hidroksit ekledik. Değişim gerçekleşti. Az olan kadar harcanacak. Eksi 2,50 milimol. Eksi 2,50 milimol. Ve 2,50 milimol de ürün yani asetat iyonu oluşacak değişimde. Tepkime sonrası dediğimizde tepkime sonrasında asetik asit tamamen neredeyse tükenir. 0-10 milimol hidroksit iyonu ve 2,50 milimol de asetat iyonu bulunur ortamda. Şimdi burada ortamın pH'ını belirleyen şey kuvvetli bir asit var. OH iyonu kuvvetli asit. Bir de Pardon, kuvvetli bir baz var OH iyonu bir de zayıf bir baz var asetat iyonu. Burada ortamın pH'ini baskın olarak belirleyen şey OH iyonlarıdır. Kuvvetli bazdır. Asetat iyonları da 2,50 milimol yani kaç molar eder? Bölü çözelti hacmi. Bu durumda çözelti hacmi nedir? 25 mililitre asit 26 mililitre baz çözelti hacmi 51 mililitre. Yani 51 mililitreye böldüğümüzde buradan asetat iyonu derişimini 0,049 molar olarak buluruz. Şimdi asetat iyonu da demin yaptığımız gibi şuraya tekrar dönecek olursak burada neydi? 0,05 molar asetat iyonu suda iyonlaştı ve hidroksit iyonları oluşturdu. Oluşturduğu bu hidroksit iyonlarının derişimini ne bulduk? 5,6 Pardon 5,3 10 üzeri eksi 6 molar bulduk. Yani burada da asetat iyonları 0,049 molar. Buradaki 0,050 molardı. Çözelti 51 mililitre. Burada 50 mililitre. Yani e, derişimi hemen hemen aynı. 0,049 0,050 diyebiliriz. Buradaki asetat iyonunun iyonlaşmasıyla aynen buradaki gibi gelecek OH iyonları derişimi çok çok küçük yaklaşık 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar kadar OH iyonu gelecek 0,049 molar asetat iyonunun sudaki iyonlaşmasında. Esas burada ortama OH iyonlarını veren şey zaten kuvvetli bazın kendisi. Burada bir kuvvetli baz var. 0,10 milimol. Şimdi bunu önce bir moleriteye çevirelim. Bölü hacim çözelti hacmi 51 mililitre dedik. O zaman OH iyonlarının derişimi 2,0 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak bulunur. Burada 2,0 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar OH iyonu var. Burada da 5,3 10^-6 molar OH iyonu var. Zaten bu ikisini topladığımızda bu sayıyı bu sayının yanına yazdığımızda bunun çok çok küçük olduğunu, ihmal edileceğini düşünebiliriz. O zaman burada bu çözeltide ortamın pH'ını belirleyen şey nedir? Buradaki OH kuvvetli baz OH iyonlarıdır. O zaman derişim 2,0 10^-3 molar olan OH iyonları derişimi buysa ortamın pH'ı nedir? pH eşittir. pOH'ı bulabiliriz tabii ki buradan. pOH eşittir. Eksi logaritma OH iyonları derişimi. pOH eşittir. Eksi logaritma 2,0 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan da bu çözeltinin pOH'ını 2,70 Dolayısıyla pH'ını da pH artı pOH 14 olduğundan pH'ını da 11,30 olarak buluruz çözeltimizin eşdeğerlik noktasından sonraki pH'ı bu olmuş oldu evet arkadaşlar videomu beğenmeyi paylaşmayı abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın 17. bölümü böylece bitirmiş olduk asit baz dengeleri ek konular bundan sonra çözünürlük çarpımı dengesi var KÇÇ olarak bildiğimiz o konu var ve daha sonra da entropi konusu var Evet, bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.